Emniyet başlığında ifade krizi yeni yasal düzenlemeyle sona erdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca MİT görevlisi 4 kişi hakkında verilen yakalama kararı kaldırıldı. MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılma kararı geri alındı. 12 yıl ardından... Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen kanun resmi gazetede yayınlandı. Bu gelişmenin hemen ardından MİT görevlisi 4 kişi hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma kararı da geri alındı. Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'le iki MİT personeli hakkındaki soruşturma dosyası yeni yasa gereği soruşturma izni talebiyle başbakanlığa gönderilecek. İzin çıkmazsa soruşturma sona erecek. Terör örgütünün üst yapısına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski MİT yöneticileri Emre Taner ve Afet Güneş'in de aralarında bulunduğu 4 MİT görevlisi için 10 Şubat'ta yakalama emri çıkarılmıştı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması içinse Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na talimat yazısı yazılmıştı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda başbakanın iznine bağlı olma hükmü uygulanacak.